Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk yine bir boncuk oyası sizlerle hazırlayacağız. Sallantılı çok hoş bir model olacak. Şöyle tabii aparat olarak da kalem veyahut da arkadaşlar şöyle meyve suyu aparatı kullanabiliriz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, herhangi bir tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyoruz. Üzerine bir zincir, her örümceğin dip kısmına muhakkak bir tane zincir olsun arkadaşlar. O örümceği daha güzel durduruyor. Şöyle iki tığ battı büyüklüğünde orta boy bir örümcek yapıyorum. Şöyle örümceğimi göstereyim. İki defa tığı doladım. İki tane tığ battı atlıyorum ve üçüncü tığ battımın içine girip şöyle 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Hemen trabzanın tepesine bir zincir çekip ilmeğimi çıkarıyorum. Bu aparatımı alıp çıkarmış olduğum ilmeğime takıyorum. Şöyle göstereyim. İlmeğime taktım. Tığımızın başını doladık ve buraya yuvanın içine girip sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde baştaki bu kapatmayı da sayarsak 6 oluyor. Bunu saymazsak 5 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Buraya tığ battığımızın içine trabzan yapmış olduğumuz tığ battığımıza bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekip şöyle ipimi uzatıp yine aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Ve iki defa tığımın başını doladım. Dördüncü tığ battıya. Pardon, üçüncü tığ battıya arkadaşlar. Şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasına şöyle bir zinciri çekip ilmeği yine aparatıma taktım. Bakın. Şöyle tığımızın başını doluyoruz. Bu birinci sık iğnemiz. Bu trabzana 6 tane bu şekilde sık iğne yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptım. 7. sık iğneyi de tığ battı da yapıyorum. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bir zincirimiz muhakkak alt kısmında olsun. İlmeğimi uzatıyorum. 2 tığ battı boyunda 3. tığ battıya ulaşacak büyüklükte bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 3. tığ battıya 2 2 ve 2. Yine bir zinciri dibine çekip aparatıma taktım. Örümcek boyutları birbirinin aynı olursa hoş bir güzellik oluyor. Yine tığımızın başını doladık. Yuvaya girdik. Dolayınca ayrık sistem olmuyor. Güzel bir duruşu oluyor arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne. 7. sık iğne de bu şekilde. Yine dip kısmına bir zincir ve örümcekte muhakkak dip kısmına örümceğin bir
Zincir şart arkadaşlar. Şu bombililiği vermek için. Güzel bir duruşu. Ütüleyince de bozulmuyor. Yıkayınca da bozulmuyor. Örümceğin sayesinde. Evet, üçüncüye şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki. Bir zincirimizi çekip bu şekilde. Bu aparatın yerine daha büyük isteyenler kalem kullanabilir. Daha küçük isteyenler de tığın baş kısmını veyahut da benim daha önce kullandığım bu yağ çöz pipetlerini kullanabilir arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki, üç, dört, beş ve altı. Yedinciyi de yuvanın içine sabitliyorum. Şimdi bunu ben biraz uzaltayım ama yine de çıkarıp şöyle size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Sallantılı olsun diye bu şekilde büyük bir aparat tercih ettim. Şöyle üst boncuk kısmının yapılışında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle ben dayanamayıp biraz modelden çıkardım. Merak ettim nasıl olacağını. Bu şekilde oldu. Bakın çok da hoş oldu. Güzel bir duruşu var. Şöyle modelde arkadaşlar ters tarafından başlamamız gerekiyor. Şimdi size de zaten ilk başlar gibi tarif edeceğim. Yani bakın bu tersinden olunca ön tarafında bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bu ikinci sırayı, boncuklu kısmını bu şekilde tersinden yaparsanız güzel oluyor. Yoksa düz yüzü bu şekilde olacak. Bu şekilde olmasın diye modeli böyle ters tarafından başlayacağız. Ve tığımı takayım. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağım. Anlatacağım size de aynen şekilde arkadaşlar. Şöyle ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim. Arka tarafı unutalım ve ilmeğimizin içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Şöyle bir tane boncuk alıp boncuğu sık iğne ile kapatıyorum. Sonra bunu ilmeğin içine tekrar sık iğne ile kapatıyorum. 5 tane boncuk kapatacağız. Aynen bu şekilde. Şöyle boncuğu sık iğne ile sabitleyip ve içine sık iğne ile bu şekilde 2, şöyle 3, boncuğu kapatıyorum, 4, 5. boncuğu tekrar kapatıyorum, bir de ilmeğin içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bakın 5 tane boncuğu sabitledim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bu 3 zincir geçiş köprüm ve bunu sıkı sıkı zincirleri çekerek yapıyorum büyük olmasın diye. Diğer ilmeği geçiş köprüsü olarak kullandım. Aynı bakın burada yaptığımız işi 5 tane boncuğu her ilmeğe bu şekilde sabitleyerek devam edeceğiz. Ters tarafındayız tülbentimizin. Ters tarafından ikinci sırayı yapıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Sonra ikinci boncuğu alıp da ilmeğin içine sabitliyorum. Şöyle 3, 5. boncuğu da sabitledim. Bu şekilde 3 zincir çekiyorum. İlmeğin düzgün olduğuna bakıp kontrol edip sonra sık iğne ile 3 zinciri buraya tutturuyorum. Evet, 1,
Sık iğne ile tutturup sonra ilmeğin içine ikinci işlem. Sık iğne. Şöyle ikinci boncuk. İlmeğin arasına sık iğne. Üçüncü. Şöyle. İlmeğin arasına 4 oldu arkadaşlar. Sayıları da yanlış yapmadan sayarak yapalım. Beş tanesi yine oluştu. 2 3 zincir. 3 zincirimi hemen geçiş köprüsü sonuncu ilmeğimizi de yapıp tamamlayalım. Doğru bir şekilde, yamuk olmayacak bir şekilde yaptık. Şimdi şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yuvanın içine de sık iğne yapıyorum. Dört. Son bir tane daha. Beş. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir de yuvanın içine sık iğne. Şöyle sökülmesin diye. İki, üç, dört. Beş zincir çekip modelimize bakalım arkadaşlar. Şöyle düzeltip modelimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şöyle ters tarafından yaptık. Ters tarafından niye yaptık arkadaşlar? Şöyle bakın. Düz tarafı bu şekilde boncuklar hoş ve zarif durduğu için ters tarafından yaptık. Önde boncuklar bu kadar güzel duruyor. O yüzden bu işlemi ikinci sırasını ters tarafından yapılacak. Yani düz tarafı bu şekil olacak. Düz tarafından yapınca. Bu değil de bu görüntüyü tercih ettiğimiz için boncukların daha belirgin gözüktüğü için bu halini tercih ettiğimiz için ters tarafından yaptık. Evet. Çünkü çok güzel duruyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Uzaktan da tutayım. Böyle sallantılı. Hoş zarif bir model oldu. Daha sallantılı isteyenler kalemle yapabilir. Bu pipet yerine kalem kullanabilir. Evet, modelim bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. Tülbent üzerinde de şöyle bir bakın. Modelime. Güzel duruşu, görünüşü oldu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.